Merhaba, Artı Doğu'da yine birlikteyiz. Bölgeyi, Orta Doğu'yu, bölgeyi en iyi bilen gazetecilerden biriyle, deyim yerindeyse Orta Doğu'nun duayenlerinden biriyle, Cengiz Çandar'la konuşacağız. Hoş geldiniz Merhabalar. Cengiz Bey. Uzun zamandır bekliyorduk gelmenizi, bugüne kısmetmiş. Hoş geldiniz tekrar. Merhabalar tekrardan. Evet, aslında Kerkük'le birlikte Irak'ta yeni bir dönem başladı denilebilir. Ama çok da merak edilen şeylerden biri bu. Yani Nuri Maliki güçlü bir şekilde İran yanlısıydı ve ABD bir şekliyle Abadi'yi başbakan olarak atadığında aslında hem daha fazla kontrol edebileceği hem de İran'dan uzaklaştırabileceği bir güç düşünmüştü. Ama şimdilerde bakıyoruz ki hem İran yanlısı tutumu daha belirgin olan bir Abadi karşımızda, bir de güçlendikçe daha fazla yayılmaya niyet eden bir Abadi karşımızda. Gerçekten kendi gücü mü yoksa başka bir denge mi oluştu Irak'ta Kerkük'le birlikte ortaya çıkan tablo ne sizce? Şimdi Maliki'ye Amerika'nın temel itirazı İran yanlısı olduğu için değildi. Çünkü Saddam'ın devrilmesinden sonra Irak'taki iktidar denklemi tarihinde hiç olmadığı bir şekilde Şii Kürt omurgası üzerine oturdu. O omurganın üzerinde Kürdistan bölgesinin bağımsızlığa ramak kalacak ölçüde bir tür özerkliği ve federe kısmını ifade etmesi Irak'ın, onu da güvence altına alacak şekilde ve Kürtleri Irak'ın içinde tutmaya yarayacak bir fotoğraf olarak da bir Kürt Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın da, yani Irak'ın dünyaya kendisini ifade edeceği kimlik kartının da Dışişleri Bakanı anlamında Kürt olması. Ve ya Genelkurmay Başkanı da Kürttü o dönem. Bir dönem Evet. öyleydi, evet. Ama bu siyasi bir denklemdi. Genelkurmay Başkanı, o sırada Genelkurmay Başkanı yapacak başka biri oluşmadığı Yoktu, için öyle bunun için. olmuştu, ama yani Cumhurbaşkanı'nın Kürt, Dışişleri Bakanı'nda Kürt olması, bir Irak'ı devralınmış sınırları içinde birlikte tutmak, ikincisi Kürt Federasyon halindeki Kürt bölgesi için bir merkezi güvence, bir emniyet subabı. Üçüncüsü de Başbakanlığın esas yürütme merkezinin Şii olmasıyla İran'ın da bir anlamda Amerika tarafından Irak'ta rol sahibi olmasının peşinen kabulü şeklinde bir yeni denklem söz konusu idi. Aslında hatırlarsanız Maliki ile sorunlar Maliki Kerkük üzerine yöneldiği zaman başlamadı. Yani Kürtlerle o dengeyi bozan etkenlerden biri Maliki'nin o yaklaşımıydı. Maliki ile sorunlar çok mezhepçi olması ve Kürtlerden daha ötede ve daha öncelikli olarak Amerika'nın gözüyle bakıldığında Şii-Sünni dengesini Sünniler aleyhine fazlaca bozup, işte bu daha sonra ortaya çıkan bu DAEŞ'in, IŞİD'in filan zaten vardı bunlar da, onları Amerikalıların da başının belası halinde idi. Şeyin atası olan bu DAEŞ'in, Abu Musab el-Zarkavi. Evet. Onu öldürdüler. Yerine geçeni öldürdüler. Ve en sonda da bu El-Ambar'daki aşiretleri parayla adeta satın alıp DAEŞ'ten uzaklaştırdılar. Fakat Maliki'nin politikaları bu işleri berbat edecek ölçüde bir mezhepçilik ortaya koyuyordu. Maliki'den kurtulmak istiyorlardı. İrancı olduğu için değil. Çünkü bir Şii yönetimin Irak'ta, Bağdat'ta İran'a çok açık olacağını peşinden kabul etmiş ve bir de hatırlarsak Obama dönemi olduğu için zaten İran'la nükleer anlaşma peşinde koşan, İran'da bir tür yeni bir denge arayışı içinde olan bir Amerikan zihniyeti söz konusuydu. Uzun lafın kısası, Şimdi şey peki, gitti, Abadi gitti. Şimdi bu Maliki Abadi, gitti. Maliki gitti, Abadi'yi getirdiler. Evet. Abadi Amerikalılar için Maliki'den çok daha fazla tercih edilebilir bir
profil olarak çıktı. Fakat şimdi İran'ın da onayıyla, yani İran abadi olmaz dese abadi olamazdı. Şunun için söylüyorum. Abadi'nin veya kim başbakanlık koltuğuna oturacaksa Bağdat'ta, bir elinin Amerika'da, öbür elinin İran'da olması Allah'ın emri gibi bir durum. Yani bunu böyle algılamak gerekiyor. Yani Bağdat'ın hem siyasi denklem anlamında, hem şehrin, bizzat Bağdat'ın kendisinin demografik yapısında sonra 10-15 yıldaki değişiklikler nedeniyle bir Şii alanı olacağının zımnen kabulü. Bu kağıda geçmiyor ama Amerikalılar tarafından ne var? Ve Abadi gayet esnek bir Şii figürü görüntüsü verirken birdenbire, soruda işaret ettiğiniz anlamdaki sertleşme, yine az önce o kadar adı geçen Maliki ile girdiği büyük rekabetle de ilgili. Çünkü önümüzdeki Mart-Nisan ayında Irak'ta seçime gidilecek ve Maliki Şii zemini üzerinde Abadi'den çok kuvvetli. Dolayısıyla Abadi'nin iktidar hesapları için çıtayı yükseltmesi gerekiyordu. Hı hı. Kürtlerin referandumuyla başlayan gelişmeler sonrasında. Daha öncesi var. Yani Musul'un kurtarılması diye 2016 yılının Ekim ayında. Ekim ayında, aşağı yukarı tam bir sene önce 8 ay operasyon zaten başladığında peşmergeyle Irak'ın yeni oluşmuş federal güvenlik güçleri, ordusu ve Haçlı Şabi Huşud Arapça seferberlik demek. Haçlı Şabi halk seferberliği demek. Bu 2014 Haziran'ında Musul alınıp aşağı doğru inmeye başladığı sırada DAEŞ, IŞİD, Ayetullah Sistani'nin çağrısı üzerine Şiilerin işte, halk seferber olun ve Irak'ı koruyun, Şiileri koruyun anlamına geliyordu. Evet, o çağrı üzerinde Sistani, kuruldu zaten. Sistani'nin fetvasıyla oluşmuş bir güç. Fakat başındaki iki önemli komutan, en tepe iki ismi, biri Hadi Ameri, öbürü Bedir Kuvvetleri Komutanı. Evet, Bedir'in o zaten İran'ın gücü de oradan geliyor tabii, zaten. Tabii. Hadi Ameri'den gayrı bir de Abu Mehdi Mühendis, hı hı, var. İki numaraları da o. İki numaralı. Bugün Ceyda Kara'nın bir yazısı var bu konuda. Mehdi Mühendis bir takım laflar etmiş. Abu Mehdi Mühendis Kuveyt'teki Amerikan sefaretini havaya uçuran adam olarak biliniyor filan ve bu, yani bunlar Amerika zaten onu terörist ilan etti. Tabii bunlar, yani şunu anlamda söylüyorum. Yani Haçlı Şabi. Ama araya giriyorum, kusura bakmayın. Hı. Mesela Sistani kurduğunda aslında Irak merkezli Şiiliği güçlendirecek bir oluşum olarak düşünmüştü Haçlı Şabi. Evet. Yani Sistani ile biliyorsunuz İran aslında o kadar da pek sevişen tarafları yok bunların. Tam yani bir şekliyle tam tersi. Şimdi gitti geldi Haçlı Şabi yine yeniden İran'ın denetimine girdi. Kasım Süleymani'nin koordine ettiği, Bedir Kuvvetleri'nin mühendisinin kontrol ettiği ve deyim yerindeyse Abadi'nin mecbur kaldığı bir güce dönüştü. Aynen öyle oldu. Yani Haçlı Şabi tabii işin içine silah girdiği zaman sonuç olarak Sistani bir manevi otoriteyi temsil ediyor. Evet. Fakat bir savaş alanıysa o ülke, işte Musul'da DAEŞ var, yok bilmem nerede şu var. Yani Irak dosyası kapanmış değil. Orada bir savaş alanı orası. O zaman silahlara kim kumanda ediyorsa o da etkili oluyor. Silahlara kumanda edenlerin de jeopolitik nedenlerle, mezhebi nedenlerle ve geleneksel nedenlerle, Bedir Kuvvetleri bundan 1982 yılında neredeyse oluşmaya başlamıştı. Irak Yüksek İslam Meclisi adlı örgütün silahlı kolu olarak, hatta ben de konudan sapıyorum gerçi ama ilginç olduğu için söylüyorum. Ben Tahran'da ilk kurulduğu zaman sonra Ayetullah sıfatı aldı, Muhammed Bekir el-Hekim, Tahran'daydım ve onun da bir göreyim neyin nesidir, bu Irak'ta bir muhalefet örgütü kuruluyor ve Tahran'da kuruldu.
işte Irak İslam Devrimi Yüksek Meclisi adıyla gittim, bir tanışayım edeyim anlayayım falan diye, bir gazetecilik dürtüleriyle de biraz. İran-Irak Savaşı da var, bu çok belirleyici olabilir bu gelişme diye. Birisi benimle sürekli Türkçe konuşuyor. Ondan sonra beklerken işte dediler iki numarası. Şimdi onunla sen bir tanış, ona bir haber verelim hekime. Şimdi benimle Türkçe konuşan Suud El Mevla diye kendini tanıttı. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bedir Kuvvetleri'nin başkomutanıyım. Bedir Kuvvetleri nedir? İşte söyledi. Peki ne kadar güzel Türkçe biliyorsunuz. Siz nereden biliyorsunuz? Dedi Türkmenim ben. İşte telaferliyim. Telafer Türkmeni. Türkmeni. İyi ama dedim bu Şii örgütü değil mi? Türklerin büyük bölümü gibi ben de Türkmenlerin Şii olduğunun önemli bölümünü bilmiyordum o sırada. Dedim hem de telafer Türkiye sınırının dibi. Dedim bu iş, esas olarak yani böyle şeyler konuşmak caiz olmayabilir ama bu Şii örgütü değil mi bu? Evet filan. Siz Türkmensiniz. Tabii Türkmenlerin zaten %50'sinden fazlası Şiidir dedi. Evet. Şimdi yani dolayısıyla mezhep kimliği ve karakteri Haçlı Şabi'de çok kuvvetli olduğu gibi Bedir'in örgütlenmesi işte 25-35 yıla filan gidiyor. Ha, dolayısıyla savaş ortamına girdiğiniz zaman Abadi'ydi, Sistani'ydi, kim ne olursa olsun silahlı güçler ve silahlı güçler, hı-hı, devreye girdiği zaman da burnun dibindeki eğitim olanakları, silah kaynağı, şuydu buydu, İran. Şimdi bir de yabancı da değil ki, işte ikisi aynı mezhebin parçaları bunlar. Bir şey bu arada sorayım. Yani mesela 2003'ten sonra da Bedir hiç ABD ile uzlaşmayan ve sürekli çatışan bir profil izledi. Bir, ikincisi aslında anti-Sünni bir politikada izledi. Kürtler ise o dönemde deyim yerindeyse Şiilerle Sünniler arasında ciddi anlamda Irak parlamentosunda da zamp görevi görüyordu. Evet. Şimdi giderek bu politika Irak'ta güçlenince, yani Şii endeks Irak'ta güçlenince, İran yanlısı ya da Irak merkezli hiç fark etmez, Kürtlerle işleri bitti diye mi böyle birdenbire Kerk'e yönelmeleri, o yetmez Erbil'e, Doğuk'a güç getirmeye çalışmaları... Tabii bu ABD'nin politikası orada tamamen çöktü mü ya da bu yönüyle? Çünkü ABD başından beri aslında istediğini yapamadı ama son dönem politikalarla birlikte görünen de çok daha farklı bir yere doğru gidiyor. Bu Rus bebekleri gibi açtıkça içinden bir tane çıkar, onu açarsın, evet, bir tane daha çıkar. Bu öyle bir alan ki Orta Doğu, bu soruları harekete geçiyor. Her soru da kendi içinde herhangi bir cevap. Hangi cevap verirseniz verin, yeni kutuları, yeni soru kutularını beraberine getiriyor. Şimdi size neresinden tutturup başlamakta da ben açıkçası zorlanıyorum ama şunu söyleyeyim. Şimdi Kerkük'ü milat mı alacağız yoksa referandum kararını ve sonrasını mı alacağız? Çünkü bu birdenbire olmadı. Şöyle diyeyim, hatta daha öncesine gidersek Musul operasyonuna girişildiği, hı, zaman Amerika koordinatör güç kim rol alacak? İşte Irak merkezi hükümet kuvvetleriyle Peşmerge, Kürtler. Irak'taki Amerika'nın kolladığı iki iktidar unsuru bir arada. Ve Amerikan desteğiyle ve eşgüdümüyle Musul'u DAEŞ'ten kurtaracak. O dönemde yani bundan bir yıl önce Mesut Barzani dedi ki ve ben Ekim ayında oradaydım, Erbil'deydim. Sürekli söylenen ikili konuşmalarda da ya biz girdik bu Musul işine ama Amerikalılarla beraber bu işin planlamasını yaptığımızda Musul sonrasına ilişkin hiçbir planı yok Amerikalıların. Ve biz diyoruz ki kardeşim, yani peki Musul kurtuldu. Sonrası ne? O zaman bakarız. Şimdi işimizi yapalım. Ve tamamıyla askeri bir mantıkla, hı hı, bakıyor Amerikalılar. Bunların planı yok. Kürtlerin ise o sırada dillendirdiği, Barzani'nin dillendirdiği bir pozisyon vardı. Musul'dan sonra Kürdistan bağımsızlığını görüşeceğiz. Gündeme gelecek filan. Yani biz bu Musul operasyonuna katılıyorsak bilin ki Musul kurtarıldıktan sonra
atacağımız adımlar var. O amaçla bunu yapacağız. Ve bunu Abadi'ye de bildirdi. Abadi ile o sırada gayet iyi ilişkisi. Kürtlerin hiçbir sorunları yok. Tamam yapıldı. Bakarız ederiz, konuşuruz, yapıldı. Şimdi Musul kurtuldu. Musul kurtulduktan sonra şimdi ne olacak filan derken başka faktörlerle de beraber sadece biz demiştik zaten değil. Kürdistan'ın yani güneyin diyelim iç dinamikleri, bir sürü başka faktörler. Barzani'nin kendi kişisel özellikleri hepsinin bileşiminden yola çıkarak oradaki iç dengelerin zorladığı bir durum. İç politika gerekleriyle o da var. Haziran ayında Mesut Barzani dedi ki 25 Eylül günü bağımsızlık referandumu yapacağım. Pek fazla ciddiye alınmadı bu başta ya da gerektiği ölçüde üstüne düşünmedi. Daha önce de yapılmıştı ama o bağlayıcı değildi. Bu bağlayıcı olur mu olmaz mı derken tarih yaklaşırken iş ciddiye binmeye başlayınca İran, Türkiye, Bağdat'ın kendisi bir de seçime gidiyor Bağdat. Maliki de Abadi'nin altına uyuyor. Senin gibi zayıf bir adamla bütün kazanımlar gidecek, böyle davranılmaz filan diye. O da bu sefer iç politika dinamiklerinin hele seçimlerde liderleri nasıl rekabet içine sokup ne sonuçlar verdiği çok da bilinen bir şeydir. Abadi de sesini yükseltmeye başladı. Yapmayın, etmeyin bu referandumu diye. Ve en sonunda Amerika... Yani siz başlangıcı referandum mu alıyorsunuz? Kerkük onun yani, neticesi mi diye düşünüyoruz. Çünkü şöyle, Barzani'nin şöyle bir yaklaşımı da var. Referandum olmasaydı da bu olacaktı. Hayır. Şimdi mümkün değil. Yani referandum olmasaydı... şuradan hareket edelim. Referandum 25... Eylül tarihli. Amerikalılar daha önce Eylül'e yaklaşıldığı sırada etmeyin gitmeyin diye yapmayın, erteleyin diyorlar. Bağımsızlık hakkınız değildir demiyorlar. Referandum yapmayın da demiyor, erteleyin diyorlar. Hatta ben bir toplantıda bundan iki ay önce Ağustos ayında Falah Mustafa, iyi de dostum. Dışişleri Bakanı konumunda bir sözcü. Bir sürü Amerikalının, İranlının, Arap'ın bulunduğu bir toplantıda Kürdistan bağımsızlığı konulu bir panelin konuşmacısıydı. Hatta bana da takıldı, dedi ki çok dikkatle dinle, sorulara falan da dikkat et. İyi bir performans gösterdin mi, göstermedin mi? Sonra bana söyledi falan. Tamam falan dedi. Gözle anlaştık. Bence çok iyi bir performans gösterdi ama bütün sorular salondaki İsrailler hariç, onlar hararetle destekliyordu. Bütün Araplar, Türkler, bir takım akademisyenler falan vardı. Ve ilginç tarafı İranlılar, en kesin bir dille karşı bir pozisyon alan İranlılardı. Olmaz bu şey, yapmayın etmeyin diyorlardı ve bu zamanlama unsurunu da Amerikalılar dile getiriyordu. Aşağı yukarı salondaki herkes kendi hükümetlerinin sanki sözcüsü gibi ki pozisyonları o değildi. Yani resmi sıfatlı kişiler değillerdi ama ülkelerinin, hükümetlerinin, rejimlerinin pozisyonları aynen o salonda yansımıştı ve Falah Mustafa sürekli olarak bunun ne zaman zamanı, her zaman bize aynı laf söylenebilir diyordu. Kulağa da doğru geliyor. Hakikaten zamanı ne zamandır bu? Her zaman zamanı şimdi değil diyorsunuz. Fakat nereden baksanız Amerika bütün yanlışlıklarına, eksikliklerine, zaaflarına, güvenilmez her türlü tavrına, tarzına rağmen önemli bir güç dünyada. Tek süper güç konumu devam ediyor. Bir şey yaptığı zaman da dert, yapmadığı zaman da dert. İşte Irak'ta böyle mi yapılır dendi. Suriye'de de böyle yapılmayarak büyük sonuçlara yol açtın, kötü sonuçlara diye. Yani süper devlet oldunuz mu? Öylesinizdir. Yapsanız da derttir, yapmasanız da derttir. Yani etkilersiniz durumu. Şimdi bu ve hesaba almak gerekiyor bunu. Bu hesaba alınması gereken güç
Referanduma giderken, tarihi yaklaşırken Eylül ayında birkaç kez ya yapmayın gitmeyin falan dedi. Ve ilginç de bir Dışişleri Bakanı var Amerikan, Tillerson diye bir adam. Bu Exxon'un dünyada birçok devletten, çok büyük sayıdaki devletten çok daha güçlü olan dünyanın en büyük petrol şirketinin CEO'suydu bu adam. Ve Bağdat hükümetlerinin itirazlarına rağmen tutup Kürdistan bölgesine petrol anlaşmaları yapan Exxon olarak. Evet. Ve dolayısıyla Kürt yönetiminin, Kürdistan yönetiminin, Barzani yönetiminin moralini çok, kendine güvenini çok geliştirmekte rol oynamış. Birisiydi ve Amerikan Dışişleri Bakanı olduğu vakit Tillerson zil takıp oynadılar Erbil'de. Bu bizim dostumuzdur, adamımızdır filan diye. Şimdi o adam yapmayın etmeyin filan dedi. Bunun zamanı ne zaman dendi. 23 Eylül tarihli mektubu var. Ben okudum Tillerson'ın mektubu. Evet, yayınlandı zaten sonra da. Şimdi mektup dikkatle okursanız çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki, çok saygılı bir mektup. Kendisini alttan alıyor. Barzani'yi çok yukarı koyuyor. Çok özel ricalarda bulunuyor ona ve diyor ki şunları şu dönem zarfında bir sene bir zaman tanıyın diyor. Biz de bu arada Amerika olarak şunları sağlayalım size diyor. Eğer bir sene sonra bugünden diyor hala memnun kalmazsanız gelişmeden, o zaman referandum yapalım, biz de destekleyeceğiz diyor. Peki son bir kısa soruyu sorup belki bu bölümü bitirmek için, yani tamamlayıcı. Çok, başka bir şey söyleyeceğim de onun için. Bir cümleyle tamamlayayım. Ya da iki başka bir soruyu da davet edebileceği için iki farklı boyut söyleyerek tamamlayayım. Şimdi hayır, vaktimiz yok, artık bitti, ok yaydan çıktı dendi. Yaptın referandumu. Şimdi bu dünyada o kadar önemli bir güç konumunda olan bir yere karşı ve sana müzahir olma sözü vermiş olan bir güce karşı ben seni icabında dinlemem arkadaş diyorsun. Bunun siyasette yalnız şöyle sonuçları vardır. Olur, peki, sonuçlarına da katlanırsın o zaman. Madem sen beni bu Türkçe Karadeniz şivesiyle sen beni tanımayırız. Ben de seni tanımayırım. Tam burada soruyorum. Yani bu tanımama siyaseten Barzani nasıl etkiler? Başkanlığı bıraktı ama yeni bir başkanlık değil. Olmaz. Bence değil. Mesut Barzani dönemi birazdan kapandı istersen, diye mi düşünürsünüz? Yani Molla Mustafa Barzani Cezayir Anlaşması'ndan sonra 1975 yılında ne olmuşsa tarihi anlamda rolü bitti. Ama tabansal anlamda da diyelim şöyle bir denge var. Yani özellikle bu Kerkük'ün tesliminden Yeneke'de Celal Talabani'nin oğlunu sorumlu tutup büyük bir ihanet yaşandığını söyleyen geniş bir taban doğru var. Ve Barzani'de peşmerge olduğunu, tekrar yeniden peşmergeliğe döndüğünü söyleyerek aslında Kürdistan'da o referandumda başlattığı tabloyu sürdürmeye niyetli bir yaklaşım içerisinde. Ama öyle olmaz hayat işte. Şunu demek istiyorum. Yani şimdi ABD mi bunu öyle olmasını istemez ya da engeller ya da farklı bir noktaya taşıyor. Zaten şimdi dikkat ederseniz Brett McGurk'ün bu IŞİD'e karşı uluslararası koalisyondaki başkanın özel Amerikan yönetiminin başkanın özel temsilcisi ki Obama döneminde de öyleydi. Brett McGurk bir yeni mektup yayınladı. Mesut Barzani'nin az önce belirttiğiniz açıklamasının ardından övüyor, bravo işte ne kadar değerli bir devlet adamı olduğunu ve tarihi bir şahsiyeti olduğunu böyle göstermiş olduğunu destekliyoruz. Neyi destekliyoruz? Ama çok diplomatik bir açıklama. Yani onun yaptığı açıklamanın özünü görmeden onu söylüyor. Tam tersine son derece usta bir açıklama, Amerikan açıklaması. Evet, onu diyorum. Mesut Barzani'ye diyor ki güle güle. Güle güle. Seni överek uğurluyoruz, alkışlarla sahnede uğurluyoruz diyor ve yani terfiyen azil diye bir laf vardır Türkçe'de. Adamı albaylıktan generalliğe çıkarırsın, ondan sonra sahadan alıp genelkurmayda bir odaya evraklardan sorumlu bir görevi. Bu tutar mı yani mesela KDP içerisinde Mesut Barzani'ye rağmen birileri başka bir şey söylüyor ama o paragrafın altında Kürdistan Bölge Hükümeti'nin Başbakan Neçirvan Barzani
ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani yönetiminde şu şu adımlarını bilmem ne destekliyoruz diyor. Şimdi bir Mesut'un gidişini destekliyor. İki adres gösteriyor, isim veriyor. Netçirvan Barzani diyor, Kubat Talabani diyor. Biz Amerika olarak bu formatı destekliyoruz diyor. Şimdi Netçirvan Barzani ve Kubat Talabani ne diyor? Bağdat hükümetiyle görüşmeye hazırız diyor. Şimdi benim görmek istediğim Kürdistan yönetim modeli Netçirvan Barzani ve Kubat Talabani ortaklığıyla temsil ediliyor diyor Amerika. Şimdi tutar mı? Mesut Barzani açısından baktığınız zaman Türkiye size karşı. Bütün yumurtalarınızı gidip Türkiye'nin sepetine koymuşsunuz siz. Bu banka hesapları Türkiye'nin Halk Bankası'nı, üstelik şu anda başı belada olan Halk Bankası'nı, evet, bu zarrap meselesinden ötürü hesaplarında bol miktarda Kürdistan petrolü parası. Allah bilir, onu bilmiyoruz ama Barzani ailesi parası var. Ve o Türkiye'nin Cumhurbaşkanı sizi kendisine ihanet etmiş bir adam muamelesi çekiyor sürekli. Bana sözlerini tutmadı bilmem ne, yani cezasını çeksin diyor. Netçirvan ve Kubat'a açık durabilir Ankara mesela. Mesut'a değil ama. Şimdi İran üstünü çizmiş vaziyette. Amerika güle güle, ne kadar güzel bir açıklamayla ayrılıyorsun. İşte esaslı bir adam olduğunu gösterdin böylece. Ama niye? Gideceğini söylediği için. Bravo, git diyor. Yerine kimin geleceğini de işaret ediyor. Amerika'da yok arkanda. Bağdat'ta yok. Peki sen Mesut Barzani, ha Kürt halkına dayanır. Dayanamaz. Şimdi orada az önce söyleyeceğim durum şu. Aklımdaydı o. İhanet iddiaları üstünde durulmaya değer bir şey. Tabii Talabani'nin büyük oğlu şeyin. Pavel Talabani. Buffel. Pavel ismi nereden çıktı? Yani? Buffel, Kürtler biz Buffel diyorduk ama medya Pavel yazınca nereden Pavel çıktı, kaldı Pavel gitti. Yani ha, şimdi Fehim değil mi isim? Evet. Ondan sonra buna şey desek biz Michael. Olur. Michael değil ki Fehim. Ama basın Pavel yazınca öyle şekil yani. Buffel deyince başka yani, birinden söz ediyormuşsunuz. Ben Allah Allah, ben de okuyorum ya. İşte çocuk 40 yaşını geçti. Buffel. Babasını tanıyoruz, annesini tanıyoruz, kendisini ben tanımıyorum, kardeşini tanıyorum. Hep ondan Buffel diye bahsediyordu, bu Pavel nereden çıktı diye. Bir de mamcelerin Pavel diye bir isim merakı olmadığını da biliyorum ben. Yani bir Rus kahramanı vardır tarihte. Pavel de eski bir solcu olarak ona ayrı. Yok böyle bir şey de yok yani. Buffel, Buffel, Kürtçe değil mi Buffel? Evet. Buffel'ın şeyi... Batı dillerdeki karşılığı Buffel Pavel ne yaptı onu soralım. Pavel Paul demek bir de, evet, işte. Buffel ne yaptı? Ha Buffel. Yani ne çıkar ondan? Buffel tutturur mu bizi? Şunu söyledi Kerkük'ü bıraktıkları zaman. Yanlış bir şey söylemedi. Yani ihanet suçlamasına cevaben onu meşru kılmak için belki söyledi ama yanlış bir şey söylemedi. Şunu söyledi, dedi ki zaten dedi bütün numara dedi. Bu dedi Erbil bizimdi dedi. Erbil Yekiti'nindi dedi. Erbil hakikaten öyleydi ve sorandır Erbil. Soranca, Kürtçenin soranca sını konuşan alandadır Erbil. Halkı öyledir. Ve 1996 yılına gelindiği vakit Erbil Yekiti'nin alanıydı. KDP'nin alanı değildi. Evet, Saddam güçleri gelince değişti. Kim getirdi Saddam güçlerini? Barzani. Barzani getirdi. Evet. Ve oradan Yekiti atıldı Süleymaniye'ye kadar, kovalandı bir anlamda. Şimdi diyor ki 31 Temmuz'da 1996'da diyor, nasıl diyor şey yaptıysa diyor, Erbil'e diyor Saddam'ı sokup bizi çıkarttıysa diyor, Kerkük'ü bizden almak için diyor bu referandumu çıkarttı diyor. Şimdi ne demek canım? Ne alakası var? Şimdi şuradan baktığınız zaman şu alakası var tabii. Kerkük'te KDP yok. Çok zayıf. %5-10-15. Kerkük Yekiti. Parlamenter vardı zaten. Bir miktar Goran. Yani Kürtler açısından bakıldığında. Esas olarak Yekiti'nin şehri.
Kerkük. Orası da soran zaten. Şimdi siz referandum yapıp oraya Kerkük'ü dahil ettiğiniz zaman referandumda babası ve sahibi Kürdistan Bölge Yönetimi lideri, başkanı Mesut Barzani'siniz. Kerkük'ü ve vali Necmettin Kerim de sizle beraber davranıyor. Yekitil olmasına rağmen. Yekitil'in o kanadında, hı hı, o unsurunda yanınıza almışsınız. Kusrat Resul da öyle. Kusrat da öyle oldu. Şimdi şey bakıyor şöyle, Bafıl diyor ki ya bu Kerkük'ü bu alacak diyor. Benim olmayacak ya Kerkük diyor. Ne yapıyor? Bağdat'la anlaşıyor. Bağdat'la anlaşıyor. Diyor ki tamam ben sana direnmeyeyim. Sen gel. Fakat bana da bir takım imkanlar tanı. Burada burası bende kalsın diyor. Şimdi bunu Kürt tarihinin gelişmesi için ihanet fotoğraflarından biri olarak görmek mümkün mü? Mümkün. Doğru konuşalım. Peki Erbil'e Saddam'ın getirilmesinin bir haklı tarafı, meşru tarafı görülebilir miydi? Görülemez. Onun karşısında da şuydu, bir hatırlatma babında yani Mamcaral'da o dönem pastarları İran'dan getirmişti. Tabii, evet, Süleyman'ın yani, kadar yani şimdi sorun... Yoksa sorun yalnız başta Barzani'nin Cumhuriyet muhafızları çağırmasıyla başlamadı. Pastarlar Erbil'in dibine kadar geldi. Doğru. Yani bu Irak Kürdistan'ı, Güney diyelim, Kürdistan Bölge Yönetimi'nin hükmettiği alan ve ihtilaflı topraklar denilen, hı hı, şeyden ta Kerkük, Haneki, Şengal'den Hanekin'e, Calavla'ya kadar oluşan Kerkük'ü de içine, hı hı, alan bir şekilde KDP ile YEKİT'in mücadele alanı olmaktan, Kürt bölünmesinin yansıdığı alan olmaktan öteye, onların kendi bölünmeleri nedeniyle bölge güçlerini de oyuna dahil ettikleri bir durum halinde. Şimdi Kürtler birleşik bir hal alamadıkları ölçüde bu beladan kurtarmayacaklar. Dolayısıyla Kerkük ve sonrasında yaşananlara baktığımızda, şöyle tamamlayayım ben. Siz 23-25 Eylül'e kadar Kerkük şu mu olacak? İki petrol sahası Bay Hasan'la Avan'a şeyden alınacak mı? KDP kontrolünden alınacak mı? Hanekin'de Kürt yönetimi, Şengal'de Kürt yönetimi kim olursa olsun, hangi Kürt yönetimi olursa olsun sorgulanıyor mu, tartışılıyor mu? Böyle bir durum var mıydı? Yoktu. Hı hı. Geliyoruz 25 Eylül ve sonrasındaki gelişmelere. 16'sı günü Ekim ayının, şunun şurasında bundan daha bir ay bile olmadı, 2 hafta önce, Kerkük yok, Hanekin yok. Tüm tartışmalı bölgeler yok. Fiş habura gelmiş dayanmış, Irak kuvvetleri, merkezi hükümet kuvvetleri var. İbrahim Halil kapısı ne olacak belli değil. Bu şimdi kimdi bu alanın başı? Mesut Barzani. Bu başarı tablosu değil. İhanetler oldu. Oldu. İhanet ettiği söylenenler de diyor ki sen böyle yaparsan ben de böyle yaparım diyor. Ortaya öyle bir kaos tablosu çıkıyor ki geleceğe Kürtler bakımından selametli hale gelmesi için, belki daha ileride konuşacağımız bir şey ama, bugüne kadar getirdikleri geleneksel önderliklerin aile isimleriyle simgelenen Barzani ve Talabani isimlerinin belki tedavülden kalkması gerekiyor. Bakalım. Yeni bir konuya geçeceğiz. Zamanımız daraldı ama ben rejideki arkadaşlarımıza bir 5 dakika fazla tanıyacağına inanıyorum. İdlib'i, Suriye'yi, daha çok o bölgede yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Aslında Suriye'de de konuşacak, tartışacak çok şey var ama ben biraz da bu Soçi'den başlamak istiyorum. Yani Suriye Halk Kongresi olarak başladı. Daha sonra Suriye Ulusal Diyalog Kongresi adını almaya karar verdiler. 18 Kasım'da toplanacak. Kürtler de, daha doğrusu Kuzey Suriye Demokratik Yönetimi adı altında onların da katılımına, davetine şahit olacağız sanırım önümüzdeki günlerde. Gelen tablo o. Ama bir yanıyla da Rusya'dan gelen yeni açıklamalar da var. Bu Astana ve Cenevre'ye alternatif bir şey değil. Bir yol hazırlığı mı var? Suriye'de çözüm gerçekten
önümüzdeki dönem başlıyor mu? İşte bir taraftan da işten aldığı alanlarla ilgili çatışmalar da var. Yani Suriye hükümeti Deir ez-Zor'u aldı. Suriye Demokratik Güçleri Rakka'yı aldı. Dün de Ali Sistani'nin sözcüsü, çok yakın zamanda göreceksiniz, Suriye Rakka'ya yönelecektir. Rakka'daki PYD işgaline son verecektir dedi. İlginç orada da. Kim dedi? Ali Hamaney'in sözcüsü. İran. Karmaşık bir tablo yani, onun için topluca sordum. Olağanüstü karmaşık bir tablo. Ve zihinsel bir borç hissederek önceki bölümde söylemeyi gerekli gördüğüm bir şeyi söyleyeyim. Tamam. O da karışıklığı ne kadar karışık olduğunu gösteriyor. Şimdi bu bağımsızlık referandumu, Kerkük sonrası bütün bu tartışmalarda çok sıkıntılı bir durum da şundan kaynaklanıyor. Yani Barzani'yi eleştirirken ya da bilmem Bafıl Talabani'yi, işte Lahur'u, Araz'ı, Hero'yu eleştirirken işte ihanet ettiler, etmediler, şuydu da buydu da. Bu kaostan söz ederken gelinen noktaya bakarak bir yanlışlık ve başarısızlık tablosu bu. Ve büyük sıkıntıya sokacak bir şey. Bütün Kürtleri, sadece Irak Kürtlerini değil, tarihi olarak. Türkiye'nin, İran'ın, Bağdat'ın ve de Amerika'nın pozisyonunun meşruluğu gibi bir sonuç da doğurabilir bu. Mesut Barzani'yi suçluyorsunuz. Bafıl Talabani'yi suçluyorsunuz. Onu suçluyorsunuz, bunu suçluyorsunuz. Yekiti'yi suçluyorsunuz. KDP'de ne yaptı, çekildi diyorsunuz filan. Böyle bir tablo var. Göremediler diyorsunuz. Türkiye'de diyor ki biz söylemiştik yapmayın diye. İran diyor ki kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Söyledik. Abadi diyor ki ben diyor vallahi sınır kontrolünü isterim diyor. Çünkü diyor yani sen özerk olabilirsin diyor. Özerk yönetim, federe hükümet olabilirsin gene Erbil'de ama bu eskisi gibi olmaz artık diyor. Sınırlarda Irak bayrağı olacak. Ve madem bu sınırlar korunacak, dolayısıyla şeyde Fişa burada da bilmem şeyde de İbrahim Ali'de de ben olacağım diyor filan. İşte bu Kürtler ne yaptı etti derken şu pozisyonu da kaçırma ihtimali de var, onun için söylüyorum. Kürtlerin bağımsızlık hakkı yok mu? Yani bu kadar ulus devlet kuruyor. Kürtlere gelince bunun zamanı değil, senin hakkın değil, mahvettin ortalığı, ihanet ettin filan. Dolayısıyla Ankara'nın tavrı doğrudur, Tahran'ın tavrı doğrudur, Bağdat'ın tavrı doğrudur, Washington'ın tavrı. Öyle bir sonuca gitmeyelim diyorsun. Öyle bir sonuca da gitmeyelim. Yani tamam. Şeyi Kürtlerin kendi kaderlerinin tayin hakkının ilki olarak varlığını, Kürtlerin de bağımsız devlet sahibi olma haklarının bu. Bu nasıl uygulamaya geçirilir ayrı bir konu. O siyasi bir konu. Ama bir hak olarak bunun reddedilememesi olmasının bir ahlaki ilkesel bir durum olduğunu da tespit etmek gerekiyor. İkisini birbirinden ayırmak da bu karambolda zorlaşıyor. Zamanımız onu, az olduğu için o yani bölümde onu belirteyim dedim de yani millet şey düşünmesin. Yani bu bağımsız acaba bu karşı ilkelere ha değil yani tamam. Öyle bir durum yok. Ama bu sorduğum biraz önceki soru şimdi önemli bu, yani doğrusu. Bunun karmaşası şu. Bu karmaşada nasıl çıkacak bölge? Şimdi benim geçenlerde bir yerde okudum. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu Mikhail Bogdanov az önce. Hı-hı. Mükemmel de bir Arapça konuşuyordu. Evet, Arapçası. Mükemmel. Tek kelimeyle. Yani Mikhail Bogdanov olduğunu bilmeseniz Arap zannedebilirsiniz. Tipi de çok mavi gözlü sarışın Rus gibi gözükmedi. Bu şey sözünü söyleyen, onlar Suriye evet vatandaşı diyen PYD'liler, YPG'liler için yani Soçi toplantısına çağrılmalarına karşı Türkiye'nin tepkisine cevaben. Evet. O Mikhail Bogdanov'la şu anda Suriye'de Bashar Esad rejiminin asıl güçlü adamı olduğu söylenen Ali Memlük, Genelkurmay Başkanı galiba şu anda ya da Askeri İstihbaratın Başkanı, tam emin değilim, Ali Memlük ve Murat Karayılan'ın Kamışlı'da
toplandıklarına dair Kamışlı'da. Ali Mahmut Şam'dan geliyor. Mihail Bogdanov Rusya'dan geliyor. Murat Karayalan da nereden geliyorsa geliyor ama Kamışlı'da toplanıp Suriye'nin geleceğinin nasıl olması gerektiği konusunda masayı yatırdıklarına dair bir haber okudum ben. Tekrar altını çiziyorum. Doğru mu değil mi bilmiyorum açıkçası. Ama çok ilginçti bu haber. Belki de çok fazla yayılması da istenmedi haberin. Üstüne de gidilmedi. Daha çok da güvenilir bulunmadı öyle bir haber. Yani öyle daha çok diyelim ki PKK haberlerini spekülatif biçimde yazan siteler üzerinden yayınlanan. Ya haberiniz var bunlar. Yani var, bilgim var, okudum ama peki. Yani güven veren haberler değildi. O ama yani şeyi de görmedim ben. Yani PKK'nin kendi yayın organlarında nereden çıkıyor böyle bir şey yok filan diye de bir açıklama. Yani sanırım ilk Bas News'da çıkmıştı öyle bir haber ama çok da doğrulanan bir yok. Bas News'da mı çıktı? Evet. Öyle tatlımda kalmış emin değil. Bas News Mesrur'un değil mi? Mesrur Barzani'ye. Mesrur Barzani değil mi? Mesrur Barzani Kürdistan Bölge Yönetimi'nin istihbaratçı teşkilatı. Yani çok da yanlış olmayabilir haber, o bakımdan diyorum. Önemli değil. Demek istediğim şu. Arkasından bu Soçi toplantısı geliyor ve aynı Bogdanov bu spekülatif doğrulanmayan haberin konusu olan Bogdanov Türkiye'nin itirazına onlar Suriye vatandaşı tepkisi veriyor. Yani Kürt temsiliyetini ve mevcudiyetini Rusya adına kollayan bir açıklama yapıyor. Şimdi az önce Tayyip Erdoğan'ın VTR'de izlediğimiz cümleleriyle yine YPG adına yapılan konuşmada Uza Yusuf'un. Evet, burası şey değil, Afrin, İdlib değil demesini hepsini birleştirdiğimizde çok enteresan bir fotoğraf çıkıyor diye. Niye? Astana'da, önce şuradan gireyim. Türkiye'nin bugün Suriye'deki mevcudiyeti tamamıyla Rus yeşil ışığı sayesinde. Yani Rusya faktörü olmadan Türkiye'nin Suriye topraklarının bir kilometre içinde bile askeri varlığının olabilmesi söz konusu değildi. Niye değildi? İşte bu Rus uçağı düşürüldükten sonra olan gelişmelerde Suriye alanı Türkiye'ye tümüyle kapatılmıştı. Yani meşhur bu angajman kuralları dediği 2012'den itibaren Türkiye'nin tavrını işte sınırımıza şu kadar yaklaşılan düşürürüz. Düşürdün de zaten bir Rus uçağını. 2015, nasıl oldu belli değil hala bile. İşte FETÖ'nün yaptığını. Herkes birbirinin üstüne atıyor. Evet, herkes birbirinin üstüne atıyor. Ben emir verdim düşürtmüştük diyen başbakanları unuttuk biz. Şimdi sonra FETÖ oldu onlar. Ama o başbakan Cumhurbaşkanı oldu sonra filan. Ya da işte başbakan Ahmet Davutoğlu defalarca hayır bizim talimatımızla oldu diye söyleyip duruyordu. Sonra pilot tüm FETÖ'cü olduğu söylendi. Bilmiyoruz doğrusu nedir. Ama önemli olan şu. Ondan sonra Rus Hava Kuvvetleri bütün bir Suriye hava sahasının Kuzey Suriye üzerine öyle bir egemenlik kurdu ki Türkiye'nin angajman kuralları sınırımıza şu kadar yaklaşıldığı takdirde müdahale ederiz deniyordu. Sınır onun çok ötesinde adeta Türkiye sınırının bir santim dibine kadar Ruslar kapattı o alanı. Türkiye hareket edemiyor. Angajman kuralları var hadi edemiyor. Ne oldu? Bu Fırat Kalkanı operasyonu Rusya'nın onayıyla başladı ve bir şeyin karşılığında başladı. Yani siz Carablus'tan girin. Baba kadar 30 kilometre topu topu bir mesafede değil ha 30 kilometre nedir yani ve düz bir alan dümdüz bir alan hiçbir coğrafi engel olmayan bir alan 3 ay sürdü baba kadar harekat Rus Hava Kuvvetleri'nin güvencesi altında Rusya'nın da siyasi güvencesi altında neyin karşılığında Halep'in Teslim edilmesi karşısında. Yani Suriye'nin Halep'te, Doğu Halep'te bulunan muhalefetini Türkiye çekecek arkasından. Rusya'da alacak Halep'i rejime verecek. Onun karşısında sizin baba kadar girmenize müsaade ederiz dediler. Bu aynı zamanda da Cezire kantonundan başlayıp PYD'nin kontrolü, Tevdem'in kontrolündeki Kobani kantonunu içine alan hattın
Afrin'e ulaşmasını engelliyor. Afrin'e ulaşmasını engelliyor. Asıl derdiniz de sizin o. Tamam. Fakat tabii orada Münbiç ve Tel Rifat üzerinden bir yerden gene Suriye rejimiyle uzlaşarak bir bağlantı gene de sağlanıyor filan. Tam da yetmiyor ama yani işte Türkiye bir ayak bastırdı Rusya orada. Sonra Türkiye ama asıl dert Afrin dediği sırada Rusya'nın askerleri YPG bayraklarıyla dolaşır oldu şeyde. Afrin içinde. Yani orada bir mesaj verdiler. Dediler ki burası o kadar değil. Yani size baba kadar izin verdik. Burasını kapsamıyor o izin. Arkasından Astana'da bu İdlib uzlaşması yapıldı. Bu sefer Türkiye ben tamam İdlib'e geliyorum dedi ama benim asıl derdim Afrin diye de ilave etti. Ve İdlib vilayetine işte 800 asker mi bilmem kaç kamyon girdi. Erdoğan da açıklama yaptı. İdlib operasyonu önce bir gece ansızın işte geldik dedi. Sonra da tamamlandı dedi. Tamamlandı dediğinde bakıyoruz nerede Türkiye askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, personeli. Türkiye sınırlarından yani birkaç kilometrelik bir alana girip kıvrılıp Afrin'e bakan tepeleri üzerine İdlib vilayetine yerleşmişler. Oraya giderken de aslında Nusra'nın onayıyla gittiğine dair ciddi iddialar var. Şimdi bu Astana'da deeskalasyon anlaşması icabı İdlib vilayetinin pasifiye edilmesi, çünkü muhalefetin elinde olan bir orası kaldı. Üzerinde Rusya, Türkiye ve İran mutabakatı sağlandığı zaman ayırdılar. Dediler ki Rusya ve İran şurayı denetleyecektir. Orası sorunsuz bir bölge. Şam'a doğru olan, Şam'a doğru bakan, güneye, Laski'ye doğru bakan, güneybatıya doğru bakan kesimi İdlib vilayetinin. Asıl İdlib vilayetinin oluşturan alanı Türkiye'ye verildi. Ne var orada? Nusra var. Yeni adıyla Heyet-i Tahrir Şam. Yani çok kısa zamanımız kaldı onun için. Şimdi tekrar... Türkiye'de Nusra dedi ki ya ben bir şey yapmayacağım. Senle kavga etmeyelim. Senin derdin Afrin'se yukarıdan gir oraya bir mevzilen. Buraya girme dedi. Kavga ama ederiz dedi. İdlib'i temizleyip diyelim ki Rusya'ya İdlib'i söyleyeyim. Temizlemeye kalktığınız takdirde şu demek İdlib'i temizlemeye büyük bir savaş demek. İdlib'i temizlemek Nusra'yla savaşmak demek. O görev Türkiye'ye verilmiş durumda. Bunu yapmadığı zaman yapmıyor. Rusya ve Suriye nasıl bakacak mesele? Şimdi ben de anlıyorum. Şimdi Suriye zaten Türkiye girdiği zaman siyasi pozisyonunu önceden beyan etti. Bu işgaldir, çıksınlar dedi. Evet. Yani bu şu demek. Yarın bu şey Carablus Elbap gibi davranmıyorum ki yarın oraya da gelir sıra diyor. İdlib'i sana vermem ha diyor filan. Bunu bil diyor. Hukuken en azından patırtı çıkarırım diyor. Rusya'ya da mesaj veriyor. Bunları hastane filan bu kadar alan vermeyin buna diyor. Eğer Nusra'yı temizleyecekse temizlesin sonra alalım. Peki son Nusra'yı temizlemek için abi. Savaşmanız lazım Nusra'yla. Türkiye savaşıyor mu Nusra'yla? Yok. Savaşmıyor. Bu durumda yarın öbür gün Nusra kımıldarsa orada büyük bir savaş çıkacak. Hayır Rusya o zaman Türkiye diyecek kardeşim yapsana işini. Benim işim Afrin derse Türkiye o zaman bu. Hayır Astana'da sana Afrin'i vermedik. Ya Rusya'nın Türkiye ile başka bir pazarlık yapıp Afrin'i sana veriyorum bunun karşılığında şunu istiyorum demesi evet, lazım. O da pek mümkün görünmüyor. Soçi bunun şu anda olmadığına işaret ediyor. Evet. Fakat yarın öbür gün böyle kaygan bir bölge ki burası işte İdlib'den Türkiye'nin Hatay sınırlarından Kerkük'e Irak-İran sınırlarına kadar olan alanda konuştuğumuz batı Amerika var, Rusya var, Türkiye var, İran var, yerel unsurlar var, muhalefet var, iktidar var bilmem ne. Yani o yüzden bu pilav daha çok su kaldırır. Aynen öyle. Peki biz de umarım daha çok program yaparız bu konuyla ilgili ama daha iyi programlar da iyiden derken bölgede yaşanan koşullara ilişkin ben tekrar teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Sevgili izleyiciler, biraz programı uzattık ama kusura bakmayın. Gelecek Art Doğular'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.